Sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlere TYT Biyoloji'de çıkmış sorulardan çözeceğim. Evet, hücre zarı ilk sorumuz hücre zarı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bire bakalım gençler, bir diyor zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket halindedir. Evet, bizim zarımız akıcı mozaik zar modeline sahipti. Çift tabakalı fosfolipit tabakada bulunuyordu. Aralarında boydan boya geçen veya gömülü olarak bulunan protein moleküller bulunuyordu. O yüzden gençler birincimize doğru diyoruz. Hemen yazalım. Doğru olanları sormuş. Bir doğru. İkiye bakalım gençler. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipid moleküllerinin dağılımı tüm canlıların hücre zarında aynıdır diyor. Şimdi gençler glikolipidler ve glikoproteinler zara özgürlük kazandırıyorlardı. Her hücrede de farklı dağılıma sahipti bunlar. O yüzden ikiye yanlış diyoruz. Üçe baktığımız zaman gençler zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişine görev alır. Hayır gençler, bazı moleküller fosfolipid tabakadan geçiyordu, bazı moleküller porlardan, o kanalcıklardan geçiyorlardı. O yüzden buna da yanlış diyoruz. Doğru cevabımız o yüzden sadece bir olacak. İkiye bakalım gençler. İkinci sorumuzda da bize trigliseritlerle ilgili yani nötral yağlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi gençler bu soruyu çözmek için şunu yapmamız gerekiyor. Bir molekül gliserol, bir molekül gliserol artı 3 yağ asidi, yağ asidi diyelim, şöyle nokta koyalım. Bizim trigliseritlerimizi oluşturacak. Trigliserit artı gençler 3 molekül de su açığa çıkmış olacak. Şimdi bu denklemin üzerinden bu sorumuzu çözmeye çalışalım. Bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar. E bakın gençler bir molekül trigliserit oluşmuş ama kaç molekül su açığa çıkmış? 3 molekül. 1 değil 3 olacak. O yüzden 1 yanlış. 2'ye bakalım gençler. Bir gliserol ile 3 yağ asidinin esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur. Doğru mudur gençler? Bir molekül gliserol ile 3 yağ asidin esterleşmesi sonucu bir tane gliserit molekülü oluşur. Doğru. 3'e bakalım. İnsanlar yağ asitlerinin bir kısmını besinlerle dışarıdan hazır olarak almak zorundadır gençler. Bu da doğru gençler. Bazı yağ asitlerine esansiyel yağ asidi diyoruz biz bunlara. Bunlar vücutta üretilemiyor, dışarıdan alınıyor. O yüzden bu da doğru olacak. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3 olmuş olacak. Bir sonraki sorumuz, üçüncü sorumuz gençler. Burada da aynı cinse ait iki hayvan türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi gençler sıralama yapalım. Alem. Şube. Sınıf. Takım. Takım, aile, aile, cins ve tür. Bize burada denilen gençler aynı cinsten iki farklı tür demiş. O yüzden buraya türü iki tane yazıyorum. İki farklı tür demiş gençler. Şıklardan gidelim. Bu türler aynı aile içerisinde yer alır. Evet, bakalım. Her ikisi de aynı aile içerisinde yer alır. Bu doğru. Bizden yanlış olanı istemiş. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır demiş gençler. Kromozom sayıları kesinlikle aynı olmaz. Aynı türlerin kromozom sayıları farklı olur. O yüzden yanlış. Diğer şıklarımıza da bakalım. Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilerinde farklılık görülebilir gençler. Doğrudur. Bu türler çiftleştiklerinde verimli döller oluşturamaz gençler. Doğrudur.
Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. Evet, baktığımız zaman takım, sınıf, şube, alem ortak ataları mesela aynı ortak ataya sahiplerdir. Bir sonraki sorumuz gençler. İnsan eşey ana hücresinde gerçekleşen meyozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Ana faz 1 evresindeki kromozom sayısı ana faz 2 evresindekinin 2 katıdır. Bu yanlış gençler. Diğer bir sorumuz soy ağacı ile ilgili gençler. Bu sorumuzu şöyle çözelim. Şimdi gençler buraya baktığımız zaman soy ağacı verilmiş. Kare boşluk olan özelliği göstermeyen erkek, yuvarlak boşluk olan göstermeyen dişi, gösteren erkek ve özelliği gösteren dişi olarak vermiş. Şimdi buna göre diyor gençler, baskın olduğu zaman bunlar şöyle olacak. Şuraya yazalım. X A, Y olacak gençler. X'imiz de X, A, pardon, X, A ve X, A olmuş olacak. Buna göre baktığımız zaman gençler, buna göre baktığımız zaman bir gençler şöyle oluyor. Buraya baktığımızda gençler birincisi burada ne oluyor? X A A oluyor. Bakın. Dişimiz şöyle göstereceğim. X A X A oluyor. Gösterdiğine göre bu göstermediği için şurayı veriyorum. Gösterdiği için de gençler şöyle oluyor. X büyük A, X küçük A oluyor. Daha sonra gençler devam ediyorum. Şuradan devam ediyorum. X büyük A, Y oluyor. Ve X şunu gösteriyorum. X küçük A, Y olabilir. Bu ifadelerden hangisi doğru olabilir diyor. Bir doğru. 2'ye baktığımız zaman gençler çekinik olduğuna göre bunlar gençler ne olacak? X A olacak ve X pardon şöyle yapalım. X A olacak. Erkek bireyimiz ne olacak? Bu da X A olacak ve Y olacak. Buna göre de bunların oluşacak bireylerini yazdığımız zaman da gençler ne olacak ilk oluşan bileşiğimiz? X bireyimiz X A X A olacak. İkinci bireyimiz gençler X X olacak. Bakıyoruz. Olmadı. Bunu daha fazla yazma gereğinde bulunmuyorum. Bu yanlış diyorum gençler. 3'e baktığımız zaman gençler otozomal olduğu için direkt burada harf ile göstereceğiz. Nasıl harf ile? Hemen bakalım. Yani büyük A ile gösterebiliriz mesela. Baskın diyor ya. Heterozigot olabilir bu. Büyük A, küçük A olabilir. Bu da çekinik olduğuna göre gençler küçük A, küçük A olacak. O zaman burada mesela üçüncüde oluşan bireyleri yazarsam ben ne olur? Küçük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olacak. Bu da doğru olabilir gençler ki doğrudur baktığımız zaman. Son olarak dördüncü şıkkımıza bakıyoruz. Otozomal çekinik olarak katılıyor olabilir demiş. Otozomal çekinik dediği için küçük harflerle göstereceğiz. Mesela küçük A, küçük A diyelim. Ve o zaman erkek bireyimiz de büyük A, küçük A olacak. Bunları kendi aralarında çaprazladığımız zaman gençler büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A ve büyük A küçük A olacak. O zaman burada bakalım gençler bir olabilir, bu da olabilir diyoruz. Buna da artı koyuyorum.
Bakalım gençler. O zaman doğru cevabımızı istiyor bizden. 1, 3 ve gençler 4 diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz gençler ne ile ilgili? Deniz anası ve şeritli levrek, balık larvası, zooplankton, fitoplanktondan verilmiş çekirdeki besin ağı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş gençler. Şimdi fitoplanktonlar bitkisel olarak bitkisel planktonlardır gençler. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlardan beslenen birinci tüketicidir. Buraya birinci tüketici yazıyorum. Tüketici. Bu da üretici olur o zaman. Devam edelim gençler. Birinci üretici dediğimiz fitoplankton, birinci tüketici zooplankton, ikinci tüketici gençler, tüketici diyorum, balık larvası, üçüncü tüketici şeritli levrek. Deniz anası da gençler eğer balık larvasıyla beslenirse üçüncü tüketici, eğer zooplankton ile beslenirse ikinci tüketici diyebiliriz buna. Burada hangisi yanlıştır demiş. Deniz anası balık larvaları ile beslendiğinde ikinci tüketici olur demiş. Hayır, balık larvasıyla beslendiği zaman üçüncü tüketici oluyor. Zooplanktonla beslendiği zaman ikinci tüketici oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.